Merhaba Satyeli Türk izleyicileri. Diriliş Bayramınız kutlu olsun. Ben Ataşehir Kurtuluş Kilisesi Pastörü Abdullah Tulunay. Bugün sizlerle Diriliş Bayramı hakkında paylaşacağız. Bizler bugün Paskalya ya da Diriliş Bayramı dediğimiz zaman daha çok aslında alışverişten, renkli yumurtalardan, çikolatalardan, belki insanların çok eğlenceli bulduğu eşyalardan ilk aklımıza gelebilir. Ama Diriliş Bayramı'nın gerçek anlamı nedir? Bugün birlikte buna bakacağız. Yuhanna 1:1'de başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı der. Evet, Tanrı'nın sözü yani İsa Mesih bundan 2000 sene önce beden alıp aramızda yaşadı. Ve bizimle birlikte bu dünyanın bütün sıkıntılarından, bütün dertlerinden geçerek bizim günahlarımız için çarmıha gerildi. Ve çarmıhta kendi canını bizim günahlarımız uğruna bir fidye olarak verdi. Kendi canını bizim uğrumuza çarmıhta feda etti ve üçüncü gün ölümden dirildi. İşte biz Diriliş Bayramı'nda bu dirilişi kutluyoruz. Sevincimizin ve esenliğimizin temeli Tanrı'nın bizim için yapmış olduğu bu harika iştir. Dünyada bütün insanların İsa Mesih'e ve onun yapmış olduğu bu harika işe ihtiyacı vardır. Çünkü her birimiz günah işledik. Yuhanna 3:16-17'de Tanrı bize şöyle seslenmektedir. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Evet, Mesih bizim kurtuluşumuz için gelmiştir. Her birimizin bu kurtuluşa ihtiyacı var. Çünkü her birimiz günah işliyoruz. Ve bu günah işlemenin hiçbir zaman sonu gelmiyor. Sabahleyin uyandığımızda, evimizden çıktığımızda, gittiğimiz her yerde bazen öfkeleniyoruz, bazen kızıyoruz, bazen insanlara sinirleniyoruz, kimi zaman haksızlığa uğruyoruz. Evet, bunların karşısında istemeyerek de olsa günaha düşmeye devam ediyoruz. Gelelim günah konusuna. Evet, kutsal kitap günah hakkında bize şöyle öğretir. Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında onları dünyayı işlemesi, oraya egemen olması ve verimli olup çoğalması için Aden bahçesine yerleştirdi. Ve bu bahçede onlara ağaçtan yememesini istedi. Ama bahçede onlarla birlikte bir kişi daha vardı. Aldatıcı, ayartıcı olan şeytan, bizim baş düşmanımız da o bahçede onlarla birlikteydi. Evet, onları kandırdı ve onların Tanrı'nın yemesini yasak ettikleri meyveden yemelerini sağladı. İşte böylece günah insan bedenine, insan yaşamına girmiş oldu. Bu kovulmanın insan olduğu için, Adem ve Havva için en büyük sonucu, Romalılar 6:23'te söylediği gibi günahın ücretinin yani ölümün yaşamlarına girmesi oldu. Tanrı ile mükemmel ilişki için yaratılan insan artık mükemmel değildi. Ve bu insanın Tanrı ile olan bağı kopmuştu. Artık Adem ve Havva Tanrı ile birlikte zaman geçiremiyorlardı. Ondan uzak kalmışlardı. Hepimiz o günden bu yana günah işlemeye devam ediyoruz. Adem'in soyundan olan bizler günahlı bir benliğe sahibiz. Ve yüreğimiz her zaman kötüye meyletmektedir. Yaratılış 3:15'te Tanrı Adem'e ve Havva'ya hem bir yargı hem de bir vaatte bulundu. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. İnsan ile şeytan o günden bu yana dünyada savaş halindedir. O günden bu yana ölümler, kıtlıklar, savaşlar, açlıklar her bir yanımızı sarmış durumdadır. Eğer Tanrı insanlar için bu harika vaadi vermiş olmasaydı, yani kadının soyundan gelen bir kişinin şeytanın başını ezeceğini bize söylememiş olsaydı, evet bizler mahvolmuş olurduk. Romalılar 5:12'de bize şöyle söyler. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Evet, bizler Adem'in işlediği günahın tohumunu yüreğimizde taşımaktayız. O günah bugün bile bizim hayatlarımızı etkilemekte. İşte etrafımıza baktığımız zaman savaşlar, depremler hep etrafımızı sarmış durumda. Bugün ülkemizde olan depremlerde görüyoruz ki ölüm hala hayatımızın bir parçası. Evet, bizler yalnızca Tanrı'nın vaadine güvenerek, kadının soyundan bir kişinin şeytanın başını ezeceğine güvenerek sonsuz yaşama ulaşabiliriz.
İnsanlar günah işlemeye başladığı günden beri kefaret için arayış içinde oldular. Tanrı aslında Adem ve Havva için ilk sunuyu bizzat kendisi sunmuştu. Ama insanlar aklanmak, tövbe etmek, Tanrı'ya yaklaşmak ve kurtulmak için çağlar boyunca kurbanlar sundular. Çağlar boyunca Tanrı'ya yaklaşmak için yollar aradılar. Tanrı'nın yasalarını yerine getirmeye çalıştılar. Ama İbraniler 10:3 ve 4. ayet bize şöyle söyler. Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Evet, bu kurbanı sonan günahlı bir insandır. Günahlı insan Tanrı'ya kendi kusurunu affettirmek için, kendi günahını tamamen silmek için, yeniden Tanrı'yla ilişkiye %100 sahip olmak için gerekli olan kuzuyu kendisi bizzat sağlayamaz. Günahlı olan insan nasıl kusursuz bir hediyeyi Tanrı'ya verebilir? Evet, Tanrı'dan uzak kalmış olan bizler hem günahı hem de ölümü bizden kaldıracak olan bir kuzuya ihtiyacımız var. Bir araya ihtiyacımız var, bir aracıya ihtiyacımız var. Ve bu aracı mükemmel olmalıdır. Çünkü bu günahı yani ölümü insan bedeninden alabilecek, bizi tekrar Tanrı ile birleştirecek ve sonsuz yaşamı verecek olan yine ancak kusursuz bir kurban olabilirdi. Kimdir bu kusursuz kurban? İsa Mesih, biricik oğul, bizim günahlarımızı bedelini ödemek için gelen kusursuz kurbandır. 2000 sene önce dünyaya gelip beden aldı ve aramızda yaşadı. İsa'dan önce gelen vaftizci Yahya, İsa Mesih'i ilk gördüğü zaman ona şöyle seslendi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Evet, İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldırabilecek olan tek Tanrı kuzusudur. Tanrı her bir insanı, beni, sizi, tanıdığınız herkesi aslında kurtarmak için yarattı. Hepimizi sonsuza dek bir ilişki için yarattı. Ama biz günah sebebiyle ondan ayrı kalmıştık. Ama bugün paylaşımımızın başında söylediğimiz gibi Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu bizim için gönderdi. İsa'dan önceki tüm peygamberler zaten Mesih'in gelişini beklemekteydi. Birçok kutsal kitap öğretmenine göre eski antlaşma boyunca 300'den fazla defa İsa hakkında peygamberlikte bulunmuştu. Bu peygamberlikler nelerdi biliyor musunuz? İsa'nın nerede doğacağı, hangi şehirlere gideceği, hizmetinin olacağı yerler ve onun dünyadaki yaşamı hakkında birçok peygamberlikte bulundular. Ve bu peygamberliklerden bir tanesi Yaşaya peygamber tarafından İsa'nın doğumundan tam 700 yıl önce onun çarmıha gerilip bizim uğrumuza acı çekeceğini anlatmıştı. Yaşaya 53, 4. ve 5. ayetlerde şöyle söylüyor. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bize Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. İsa Mesih bizim için gelmiş olan Tanrı kuzusudur. O bizim için verdiği biricik oğuldur. İsa dünyadaki yaşamı boyunca kendisi hakkındaki tüm peygamberlikleri yerine getirdi. Bu bile tek başına İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu anlamak için yeterli bir sebeptir. İsa kendisi hakkında açıkça Yuhanna 14:6'da şöyle söyledi. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Evet, Tanrı'nın bu sözleri, Tanrı oğlunun bu sözleri aslında bize onun kimliği hakkında çok açıkça bilgi vermektedir. Bugün olduğu gibi o dönemde de İsa'yı kabul etmekte zorlanan birçok insan oldu. Ve bu insanların en önde gelenleri, din bilginleri, Ferisiler İsa'yı yok etmek için çalışmaya başladılar. Onun hizmetinden büyük rahatsızlık duydular. Onun dünyada yaptığı işleri kabul edemediler. Çünkü onlar karanlığın altındaydı. İsa ise yaşam ışığına sahipti. Ve bu karanlık İsa'yı öldürmek için tasarılar kurmaya başladı. İlk günden beri onu yok etmek için uğraştılar. Ve sonunda İsa bu kaseye yaklaşacağını zaten biliyordu. İsa çarmıha gerilmeden önce 3 defa zaten öleceğini, ölmesi gerektiğini ve 3. gün ölümden dirileceğini herkese, öğrencilerine bildirmişti. Ve bu haber etrafta yayılmaktaydı. Aynen eski yazılarda yazılmış olduğu gibi Yahuda oymağından öğrencisi İsa'ya ihanet etti ve onu din adamlarının eline teslim etti.
İsa Mesih hiçbir suçu olmadığı halde, kusursuz bir yaşam sürdüğü halde, yasayı %100 yerine getirdiği halde bizim günahlarımız uğruna yargıcıların eline teslim edildi. Evet, o kırbaçlandı, başına dikenli taç takıldı, giysileri pay edildi. O acı çekti, çarmıhını kendisi taşıdı. O çarmıha çivilendi ve bedeni, böğrü mızrakla deşildi. Evet, o ruhunu yalnızca geri almak üzere, kendi canını yine geriye almak üzere bizim günahlarımız uğruna çarmıhta feda etti. İşte diriliş bayramında biz İsa'nın bu çarmıhta bizim için yaptığı harika işi kutluyoruz. Biliyor musunuz, eğer İsa Mesih dünyaya gelmiş olsaydı ve yalnızca güzel sözler söyleyip, yalnızca yasaya daha eklemeler yapıp, kendisinden önce gelenler gibi, yalnızca peygamberliklerde bulunup gitseydi, onun diğerlerinden bir farkı olmazdı. Ama İsa çarmıhta ölmekle kalmadı. O verdiği sözü tuttu ve üçüncü gün çarmıhtan dirildi. Evet, bizim Tanrımız Rab İsa diri bir Tanrı'dır, yaşayan bir Tanrı'dır ve çarmıhta kalmamıştır. İsa Mesih mezarın içinde de kalmadı. İsa babanın isteğini çarmıhta yerine getirdi ve işi tamamlandı. Şeytan ve dünya onu iki günlüğüne sadece yendiğini düşündüler belki. Ama elçiler onu hala bekliyorlardı. Çünkü öğrencilerine daha önce dirileceğini söylemişti. İsa'nın öğrencilerinden Aramatyalı Yusuf, daha önce kendisi için yaptırmış olduğu kayaya oyulan mezara İsa Mesih'i koymak için Vali Pilatus'un önüne çıktı. Onun bedenini Pilatus'tan istedi. İsa'nın bedenini alıp kefene sarıp, keten bezlere sarıp onu o mezara koydular. İsa'nın ölmesine sebep olan başkâhinler ve ferisiler ise onun dirileceğiyle ilgili sözlerini hatırlıyorlardı. Ve öğrencilerin İsa'nın bedenini çalmasından korktular. O yüzden Roma valisine gidip ondan mezarı tamamen mühürlemesini ve önüne bir grup asker koymasını istediler. Ve istekleri yerine geldi. İsa mezara kondu, önüne çok büyük bir kaya taşı yuvarlandı ve mühürlendi. Ve önünde askerler nöbet tutmaya başladılar. Ama bizim Tanrımız vaadinde sadık olan Tanrı'dır. İsa sözlerini yerine getiren Rab'dir. Evet, İsa canını geri alacağını söylemişti ve öyle de oldu. İsa üçüncü gün mezardan çıktı. Mecdalli Meryem ve diğer kadınlar onun mezarının başına üçüncü gün gittikleri zaman meleğin gelişiyle taşın açılmış olduğunu gördüler. Mezar artık açıktı ve onun korkusuyla askerler yere yığılmıştı, dağılmışlardı. Evet, meleğin söylediği söz bugün bile bizim kulaklarımıza sevinç vermektedir. O burada yok, söylenmiş olduğu gibi dirildi. Evet, bizim Rabbimiz diri bir Rab'dir. O ölümün dikenini yenmiştir. İsa Mesih bugün ve sonsuzlara dek bizim kurtarıcımız olarak babanın yanındaki tahtında oturmaktadır. O bizi kurtaran kusursuz Tanrı kuzusudur. Ve İsa'nın dirilişi hayatı gibi gözümüzün önündedir. Dirildikten sonra 500'den fazla kişiye görünmüş, insanlarla birlikte yemek yemiş, onlarla birlikte ekmek bölmüş, onlarla dua etmiştir. Ve insanlar onun bedenine dokunmuştur. Evet, İsa'nın deşirmiş olan böğrüne bile dokundular. Evet, İsa kesinlikle dirilmişti. Bunda herhangi bir şüpheye asla yer kalmamıştı. Evet, İsa'nın yaşamının amacı ne kadar netse onun çarmıhtan dirilişi de o kadar nettir. Biz Hristiyanlar için Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhta kendini feda etmesi bizim inancımız için temel bir noktadır. Özellikle kadim kiliseler diriliş bayramını doğuş bayramından daha da önemli saymaktadır. Çünkü eğer İsa çarmıhta dirilmemiş olsaydı onun vaatleri yerine gelmemiş olurdu. O eğer kendisinin canını ölümden kurtaramasaydı bugün bizim de canımızı ölümden kurtaramazdı. Yuhanna 10:10'da İsa bize şöyle seslendi. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Yuhanna 14:1-2'de İsa şöyle söyledi. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Evet, bizim Rabbimiz tekrar yeryüzüne gelecek. Ve bu sefer kendisine iman edenleri, kendisinin çarmıhta yaptığı harika işi, Tanrı'nın biricik oğlunu göndermesini kabul edenleri kendisiyle beraber alıp
göksel konutuna götürecektir. İşte Diriliş Bayramı bu yüzden Hristiyanlar için sevinç dolu, esenlik dolu bir bayramdır. Ve biz bu bayramda işte bu yüzden sevinçliyiz. Bu yüzden bol bol yemekler yeniyor, bu yüzden yumurtalar, bu yüzden eğlenceli işler oluyor. Çünkü bizim Rabbimiz ölü bir Rab değil. Çünkü O sonsuzlara dek diri olan Tanrı'dır. Eğer bugün Rab İsa'yı henüz siz de tanımıyorsanız, eğer henüz O'nun sonsuz yaşamına ve O'nun sizi davet ettiği bu esenliğe girmemişseniz, sizin için harika bir fırsat var. Bu Diriliş Bayramı'nda Rabbin sizin için çarmıhta yaptığı işi ve O'nun oğlunun sizin günahlarınız için kendini feda edişini yüreklerinize kabul edip, O'nun göksel konutuna siz de girebilirsiniz. İsa'nın hazırladığı bu yere herkes davetlidir. Tanrı sizi çok seviyor. Yuhanna 3'ün 6'da söylediğimiz gibi O sizi o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu sizin için gönderdi. Tanrı biricik oğlunu bizim için gönderdi. Biz günahlı insanlar için gönderdi. Diriliş bayramınız tekrar kutlu olsun. Rab İsa'nın esenliğinde kalın.